Bomba, bomba, bomba. Haber nerede? Magazin burada, orada. Altını ısrarla çiziyoruz. Bu görüntüler sadece ve sadece magazin burada da. Ve bu görüntülerdeki müthiş detaylar da sadece ve sadece magazin burada da. Biraz sonra izleyecekleriniz bütün bir yaz ve hatta bütün bir sene boyunca magazin dünyası tarafından konuşulacak, tartışılacak. Cem Yılmaz ayrılığından sonra Serenay Sarıkaya aşk orucunu kiminle açtı? Serenay'ın yeni aşkı İzmir'in hangi zengin iş adamı ve o iş adamı Serenay Sarıkaya için öyle çılgınlıklar yapıyor ki soluksuz izleyeceksiniz. Yok artık diyeceksiniz ve hala böylesine çılgıncasına yaşanan aşklar var mı diye kendi kendinize soracak, hayretler içinde kalacaksınız. Serenay Sarıkaya, magazin dünyasının son 5 yılına damgasını vuran çılgın sarışın. Dizileri olay, sansasyonel aşk hayatı olay. Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a uzanan geniş bir aşk skalası var. Nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar onu merak ediyorum. Ve o Serenay Sarıkaya ile ilgili şimdi bütün bildiklerinizi unutun. Çünkü çılgın mı çılgın bir aşk hikayesi geliyor. Hem de taze taze, hem de sadece magazin burada kameralarına özel görüntüler ve detaylarla. Yer Göcek, yeryüzündeki cennetin bir diğer adı. Magazin Burada ekibinden Sümerlerden beri Ege'de dolaşan ve ünlülerin dedektifi Bayka, yanında magazinin genç doktoru Kaçak Kimball Engin ve Hopalı Taze Kuvvet Makar Furkan iş başında. 2001 yazının ilk bombasını patlatmak üzere masmavi Göcek koylarını turluyorlar. Sayısız tekne var Göcek koylarında. Her biri milyon dolar değerinde. Her biri Türkiye'nin en zengin iş adamlarının ve kimi aile saadeti yaşıyor, kimi kaçak aşklarını işte bu masmavi koylarda, bu milyon dolarlık teknelerde yaşıyor. Böyle rüya gibi bir tatil cenneti işte Göcek. Ancak şimdi izleyeceğiniz hikaye bir ormanda geçecek. Serenay Sarıkaya, İzmir'in en zengin 25 iş adamından biriyle, yani yeni gözcesiyle Göcek'te doğayla iç içe ve romantizmin zirvelerinde. Serenay Sarıkaya'yı tanıyoruz. Peki ama beyefendi kimdir, necidir? Birkaç saniye sonra o da gelecek ekrana ve bu hikaye nefes kesecek. Haldun Demirhisar beyefendinin adı. On parmağında 10 marifet var. Otelcilik, mimar ofisi, inşaat, turizm, restoranlar zinciri, otomobil galerileri, Volvo'nun Türkiye'deki babası ve daha neler neler. Biraz sonra Haldun Bey'i daha da yakından tanıyacağız. Ama şimdi Bay Volvo'yla, yani Haldun Bey'le Serenay'ın Göcek kaçamağına dönelim. Sahilde uzak bir restoranın bahçesinde çiftimiz. Önce mevsimin ve yörenin coğrafyasına uygun olarak beyazlar içinde Haldun Bey'i görüyoruz. Volvo arabasından iniyor, arkasından salına salına beyaz gömleği ve şortuyla Serenay geliyor. Serenay Sarıkaya, güneş gözlüğünü takıyor gözüne, elinde sabah kahvesi, yeşil bir iskemleye oturuyor. Beyefendi bu sırada yanında yok, uzun yoldan geldiler tabii ki. Belli ihtiyaçları var, onları giderip hemen gelecek Serenay'ın yanına. Ve hah geldi de, Serenay kuru tahta iskemlede otururken, beyefendi gömme hasır koltuğunda minnere bırakıyor kendisini. Yalnız Serenay'ın biraz canı mı sıkkın diye cigara yaktı. Yapma Serenay, mis gibi orman içinde temiz hava almak varken ciğerlerini neden dumanla dolduruyorsun öyle? Haldun Bey'in yüzünü çam ağaçlarının gövdesi yüzünden bir türlü göremiyorduk. Bir ara şöyle Serenay'a doğru sosyal mesafeyi sıfırlamak istercesine uzandı ve gördük nur yüzünü. Karizmatik bir adam. Aksakalları ve saçları yanıltmasın sizi. Yaşı henüz 50'lerde. Bu arada beyefendi ellerini ovuşturmaya başladı. Nedir acaba o? Bir alerji mi var? Yo, o ne? Dezenfektan mı? Krem mi? Ne yapıyor? Ne sürüyor ellerine? Belli ki çok titizler. Korona korkusundan illallah demişler. Koca dezenfektan şişesini yanında taşıyor ve sık sık birbirlerine kolonya ikram eder gibi ikram ediyorlar. Çıtırtı duydu Serenay. Kafayı çevirdi hemen. Panik oldu hanımefendi. Haldun Bey sakinleştirdi aşkını. Kedidir o kedi dedi ama Serenay o çatırtıyı bir daha duydu. Ya birisi varsa dedi.
Ama durun, daha bitmedi. Asıl bombalar şimdi geliyor. Kim bu Haldun Demirhisar? Şöyle bir silkelense al sancaktan onlarca kat, Göcek'ten sayısız yat ve bir düzine de at alabilecek kadar zengin. Böylece Serenay Sarıkaya'yı da adı anılıyordu Haldun Bey'in. Ancak geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya bu iddiaları yalanlamıştı. Tabii ortada o zaman Magazin Burada'nın bu görüntüleri yoktu. Göcek tatiline özel Serenay Sarıkaya için Haldun Bey devasa bir çiftlik kiraladı. Aslında geceleri teknede kalıyorlarmış. Hatta iddia o ki Serenay Sarıkaya kameralara yakalanmamak için tekneye gece hava karardıktan sonra gidip geliyormuş. Aşkı için midesine kelepçe taktırdı. Haldun Bey zengin bir iş adamı dedik ama hemen belirtelim, biraz da kilolu. Serenay'ın zaten son zamanlardaki şansı hep kilolu beylerden. Cem Yılmaz malum. Neyse, beyefendi fazla kilolarından kurtulmak için Serenay ile tanıştıktan sonra ameliyat olmuş ve midesine kelepçe taktırmış. O kadar aşık yani Serenay'a. Haldun Bey 50 yaşlarda, bekar. Bir süre önce de adı bir başka oyuncu Banu Gerede ile anılıyordu. Uzunca bir süre flört ettiler ama ayrıldılar. Serenay Sarıkaya, İzmirli iş adamının Banu Gerede'den sonra ikinci medyadik aşkı olarak hafızalara kazınacak.